Ben Mevlüt Bey'i ananızdan, annenizden gördüm. Kaç defa gördüm? Diyelim cuma günleri toplam 3-5 defa görmüşümdür. Ama hiçbir zaman dikkat etmedik. Ne kadar aralıklarda gördünüz? Ben yaşlı insan görür gibi beyefendi, görürüm yani. Beyefendi, ne kadar aralıklarda gördünüz? Ya aralıkla diyelim yani toplam son bir sene içinde... Dün dediğim gibi ben 3 veya 4 defa görmüşümdür. Bir sene bir ben içinde... değil yani. Nasıl gördünüz? Yan yana. Nasıl otururken mi yürürken? Otururken, sohbet ederken... belediyenin karşısında bir cami var. Onun kenarlarında işte otururken sohbet ederken gördüm. Kötü bir konuşma yoktur. Normal bak, sohbet. Beyefendi, biz normal iki yaşlı insan gibi yani. Ben yine söylüyorum. O evde o kadınların normal böyle duvar ürünleri sattığı bir pazar alanı var. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Oraya bizim köylerimiz de geliyor. Aynen. Çevre evet, köyler de geliyor. Sizin gördüğünüzü nasıl oluyor bunlar da görmüyor? Ya da onlar görüyor, niye biz de burada ifade etmiyorlar bu gördüklerini? Etmiyorlar işte. Ya görmüşlerdir. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de konuya... Buyurun. Dahil olmak istemiyorum aslında. Ben de dünen söyledim. Yani biz muhtar olarak bu işlere karışmak istemiyoruz. Bakın, ama bakın bana oraya akrabalar... Bakın değil. Benim oraya... Bak köyde benim amcamın kızları yaşıyor. 5-6 kişi. Her hafta oraya geliyorlar. Peynir, süt, yoğurt satmak için tezgah açıyorlar. Bunların bunu görüp de söylememesi bana mümkün aynen, mü acaba? Aynen tam o göbekte. Evet, bunları görüp de söylememesi bana mümkün mü? Bir amcaların akrabalar olarak veya eşi olarak bana söylemeleri mümkün mü sizce? Benim oraya en az köyümden doğrudur, 10 tane kadın ya, geliyor. Sizin dediğiniz de doğrudur. Evet, onlar biliyor zaten. Belediyenin karşısındaki o merkez göbeğin yanındaki köylü kadınlarımız yoğurtmuş, soğanmış, peynirmiş. İşte ellerinden gelenleri satıyorlar. Oralarda gördük yani. Oralarda konuştuklarını gördük. Aa, Mevlüt Bey onunla konuşuyordu. Ananız oturduğu yerden cevap veriyordu. Doğru ama ben onları eş zannediyorum. Hiçbir zaman da dikkat etmedik. Zaman geçtikçe bunlar aklımıza geliyor. Tamam beyefendi. Bizim de sizin gibi. Siz onun evladısınız. Siz yardımcı olmaya çalışıyorsunuz da yani sizin gördüklerinizi diğerleri niye görmemişti? Niye burada yardımcı olmuyorlar? Ben onu diyor da sormak işte, istiyorum. Diyor işte gören yani. De konuşmuyor diyor işte. Ya, çünkü şimdi konuştuğu zaman işte Mehmet diyor ki sen Mevlüt'ün adamısın mısın? Sen de diyorsun ki sen doğru söylemiyorsun. Kimse de korkuyor konuşmaya. Ya Müge Hanım biz bunlarla nereye varacağız Uğur'cum, Allah aşkına? Tamam annem görülmüş, Uğur, gezilmiş. Şey çarşıda pazarda görmüşler Uğur, tamam. Biz buna sana, neye varacağız? Neye varacağız Müge Hanım? Bir şey söyleyeceğim. Mevlüt Bey'in zaten insanların görmesi senin zaten savunu güçlendiren bir şey. Ya benim o savun... sadece diyor ki ya ben Müge Hanım, telefon artık ben açtım. Bunlarla bir yere varamayacağız. Anladım ben bunu artık. Herkes tamam görmüş, ben kabul ediyorum. Ama Mehmet yok annem başka görüşmüş. Üçüncü kişi. Ya o hayır, ya ne o. Yapacağız? Bunlar yerini söylesinler. Madem bu kadar iyi tanıyorlar. Nerede olsun? Nerede olsun? Ben annemi geçsinler. Ama nereden bileyim ben gördüğüm ya Mehmet pazar. Tamam herkesi rahatsız ediyor. Mehmet bir annemi değil. Mehmet annemden de para istemiştir. Ben ondan da bir şey değilim. Herkesten istiyor. Benden de istiyor. Ya Mehmet öyle şeyler var. İsrail eder Mehmet. Tamam gönderse de uğraşır. Ama Mehmet öyle yani kalkıp da ne bileyim ona saldıracak bilmem ne yapacak hırzına namusuna saldıracak da bir harekette bulunmaz. Yani muhtar bey ben aslında sözlerinizden şunu anlıyorum. Köyde yani ya da işte o ilçede bunları buyurun. Konuşanlar var ama karışmak istemiyor. Demek ki siz konuşulanları da duyuyorsunuz ama karışmak o nedenle istemediklerini duyuyoruz, biliyorsunuz. Duyuyoruz tabii. Değil mi? Aynen öyle. Mesela ne konuşuyor? Doğrudur efendim. Ha, yani insanlar konuşuyor yani kahvede şey falan. Ha. Ya şimdi tüm oklar ya Mevlüt'ün üstünde ya Mehmet Bey'in üstünde yani bunu tüm gün konuşuyoruz ve herkesin tek bir yani anlaştığı bir noktası var. Herkes bu olayın bir an önce çözülmesini istiyor. Hem evlatları için hem köydeki yaşlı vatandaşlarımız için. Doğru. Bir de onların da durumu var. Tabii. Yani oradaki herkesin de iki şüphelisi mi var? Tabii herkesin iki şüphesi var. Ya Mehmet Bey ya Mevlüt Bey. Başka bir şey yok. Çünkü neticede efendim küçük bir ilçe. 12 tane köy bağlı bu ilçeye. Herkes birbirini tanıyor. Yani bu kadın uçup gitmedi. Bu köyden de yani biri 78 yaşında bir bayanı alıp götüremez. Yani mutlaka orada bir şeyler oldu. Artık birileri itiraf etmesi lazım. Yardımcı olması lazım. Bu abimizin de artık anasına kavuşması lazım. Amma diri amma ölü. Ama bir şekil buluşması lazım. Peki Mevlüt Bey oralarda dolaşıyor bize mu, konuşuyor musunuz? Bundan. Ben teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Her ne kadar anlattıklarınız hoşuna gitmese de bazılarını ben çok önemsiyorum. Mevlüt Bey dolaşmaya devam ediyor evet. mu? Hiç konuşanlar var mı onunla? O ne diyor? Görmedim efendim. Son 2-3 haftadır hiç rastlamadım. Ya rastlardık. Dediğim gibi küçük bir ilçe olduğu için herkes birbirini tanıyor. Tanımasa bile yüz yüze yani yüz ifadesini tanıyoruz. yani... 2-3 haftadır görmedim ama eskiden devamlı görürdüm. Devamlı o yaşlı ebemizle sohbet ederdi, konuşurdu.
Ama ben onları eş zannederdim herkesin, yani iki yaşlı konuştuğu gibi. Yani o zaman işte Uğur'un sohbet ederken gördük mesela, camcıya da kızıyor çünkü ona da inanmak istemiyor ama benim anladığım kadarıyla camcı, market sahibi, siz aslında çıkıp konuşanlarsınız yani. Diğerleri de bunu görmüş ve konuşmuyorlar mı? Evet. Öyle mi anlayalım? Ya şimdi şöyle bir durum var. Benim bu işte bir menfaatim yok. Yalanımız da yok. Yani kalacağımız, vereceğimiz hiçbir şey de yok. Biz sadece yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler ortaya çıksın diye. Bize soruldu. Biz de halkın söylediklerini yani biz yansıtıyoruz. Peki başka halkın söylediği bir şey var mı? Ya halkın söylediği işte, herkes yani yanlış anlaşılmasın, tekrar söylüyorum da Mehmet Bey yaptıysa diyorlar, Mehmet Bey uzağa götürmemiş olabilir diyorlar ve tabii öldürdüyse onu bilemeyiz de Mevlüt Bey ise de şimdi bir şey söyleyeceğim, yanında da yanlış olur da, yani gençlik aşkı alıp götürmek istedi, orada bir bayanın bir rahatsızlığım oldu, vefat mı etti, o korkudan dolayı yani bir yerlere saklamış olabilir diye düşünüyorlar. Ne gençlik aşkıymış bu yani. Herkesin vardır gençken bir ilk aşkı vesaire falan ama yani bu yaşta artık hatırlanır mı? Bir de bu kadar alınır mı? Ama Mevlüt Bey, sizin de bunlara cevap vermeniz lazım yani sonuç itibariyle. Baksana burada çocuk tansiyonları çıkıyor diyorum ya. Uğur da genç çocuk. Bir de kızıyor annesiyle ilgili böyle söylenmesine. Ama şimdi siz bir ayda 80 kere arayıp... Yani bakın ben yine söylüyorum. Bütün bunlar konuşulmadan önce de söylemiştim. Çarşıda, pazarda, küçük yerde, bankta, orada, burada görüşmeye çalıştığınız kadını köye gidince evine gitmemeniz mümkün değil. Bilmiyorum, yanlışım varsa düzeltin. Gider, mutlaka. Sen şimdi gider. Çarşıda, pazarda, çok özür diliyorum, sağda solda kıstıracaksın. Köye gideceksin, yanında kız kardeşin oturacak. Yani kahveden gittiğin zaman kimse sana nereye gidiyorsun diye de sormaz. Arabanı da onun önüne, kapısının önüne bırakabilirsin. Ya. Ya yan yanalar ya, tabii aynı duvarları aynı. Yani hiç evine gitmedin mi? Mesela o gün seni köyde görenler var, görmedim diyorsun. O gün gitmedin mi? O zaman bütün bu eşinin evi terk ettiği falan iddiaları da o zaman bununla örtüşüyor. Çünkü bu kadar şeyci görecek, tanımayan muhtar görecek, camcı görecek, market sahibi görecek, çalışanı görecek, her neyse. Sizin kulağınıza gelmeyecek mi sizin eşinizin görüştükleri? Siz bunun için ne yaptınız? Uğur da onu soruyor. Siz bunu duydunuz, size söylediler. Siz ne yaptınız? Ben eşine de sesleniyorum. Cevap vereceksiniz yani buna. Bugün ya da yarın. Ha sizin bir suçunuz, günahınız yoksa gelirsiniz, anlatırsınız. E kim kalıyor geriye? Mehmet denir. Ama siz de cevap vermiyorsunuz. Şimdi bu muhtarın ne alakası var konuyla? Niye yalan söylesin ki adam? Ne alakası var adamın konuyla? Ha dünkü o bizim... Arabaya binerken Mehmet gördüm. Bey, sesim gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Buyurun. Mehmet Bey'e sorabilirsiniz. Şahsen kendisi bizzat bir kere Bayat'a, kıraathanede benim migrenim tutmuştu. Bana bir işte yan masadan duydu. Hap vermişti bana, sağ olsun. Ben de ona bir çay ısmarlamıştım. Aradan işte bir 5-10 dakika sonra şöyle sert bir şekilde işte hapım bitti, ben hap alacağım, bana para ver demişliği de var. Ha, konuyla hiçbir alakası yok da böyle bir durum yaşamıştık. Yani bana boşuna Mevlüt'ün adamı demesin bu konuda. Ben vardı cebimde verdim. Hı? E tamam, bana niye demek Mevlüt'ün adamı diyor diyor. Biri değil, aklı yerinde. Yok, aklı yerinde zaten. Aklıyla ilgili bir sıkıntısı yok. Beden gücü de yerinde yani. Beden gücüyle ilgili de bir sıkıntısı yok. Hani rahatlıkla da birini... Bir şekilde tamam, bir yere götürebilir. Tamam, aklı dengesini biz de hani unutmuyor. Soruları aynı şekilde cevap veriyor. Niye o zaman dünkü bizim konuğumuza söyledin, arabaya bindirirlerken de gördüm ama onu açıklamadım diye? Hayır, görmedim efendim. Abi gördüm. Bak, bazı insanlar vardır yalan söylemek için nedenleri vardır. Bazı insanlar vardır yoktur. Şimdi bu muhtar niye yalan söylesin? Dünkü bizim konuğumuzun ne alakası var yani, konuyla? Tamam Müge Hanım, hadi şimdi bu muhtar şeyin adamı, Mevlüt'ün adamı. Dünkü kadın kimin adamı? O bizi tanımaz, bilmez. Hadi bunu öyle söyledik, tamam onu öyle dedik, kabul edelim. Dünkü kadının hiçbir alakası yok ki bizde veya köydekilerle bir alakası yok ki. O kadına ben öyle bir şey demedim ya. Vallahi demedim arkadaş ya. Migren hapını hatırlıyorsun, o kadına ne dediğini hatırlamıyorsun.
arabaya bindiğini gördünse söyle hangi arabaya bindiğini. Zaten orada görmedim efendim. Görsem niye söylemeyin ki? Niye söylemeyeceğim? Ama senin anlatımlarından dolayı hep biz bu kadının gecenin bir vakti oradan evden Mevlüt'te sonradan çıktı. Yürüdüğünü bir adam tarafından götürüldüğünü düşünüyoruz. Ya bir kere arkadaşlar akıl var, izan var. Allah aşkınıza gece saat 11.30'da o karda kıyamette niye anneni dışarı çıkarsınlar ya? Hesaplaşmaya da gelen, alıp başka köye evlendirmeye de götüren ne yapmaya geldi? Niye gecenin saat 11.30'da o karda kışta gelsin o köye ya? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.